Herkese merhabalar. Yazılı Havuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılı hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Milli Uyanış Ünitesi'nin 7. konusu olan Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce PDF'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra buradan dersi takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize hemen başlayalım. Evet, konumuz Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Ve meclis açıldıktan sonra meclise karşı Anadolu'da pek çok yerde farklı başlıklar altında ayaklanmalar çıktı. Şimdi sizlerle bu ayaklanmalar isimleri nelerdir, niçin çıktı, sonucunda neler yaşandı bu dersimizde bunları konuşacağız. Öncelikle çıkan ayaklanmaları dört başlıkta toplayabiliriz. Birinci ayaklanma grubu İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar, isyanlar. İkincisi İstanbul Hükümeti ile beraber İtilaf Devletleri'nin beraber çıkardığı ayaklanmalar. Üçüncüsü Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı isyanlar. Dördüncüsü de azınlıklar tarafından çıkan ayaklanmalar. Şimdi 1, 2 ve 4 numarayı anlamış olabiliriz ama 3 numara biraz garip gelmiş olabilir. Hocam Kuvayi Milliye yurdun işgal edilmesi üzerine vatansever Türk halkının kurduğu gönüllü direniş örgütleri değil miydi? Yani bunlar düşmanla mücadele etmiyorlar mıydı diye aklınıza bir soru gelebilir. Evet, eğer böyle bir soru geldiyse de doğru düşünüyorsunuz. Peki niye isyan etmişler? Onu da birazdan anlatacağız. Şimdi İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlara bakalım önce. İstanbul hükümeti Anadolu'da otoritesini, gücünü sağlamak için, yani artık İstanbul hükümeti Anadolu'da gücünü kaybetti. Artık Anadolu'da tek hakim güç Türkiye Büyük Millet Meclisi durumunda. Dolayısıyla o dağılan otoriteyi, gücünü tekrardan sağlamak için hedefte artık TBMM var ve TBMM'yi yok etmeye çalışacak. Bu amacı gerçekleştirmek için de İstanbul'da Şeyhülislam, Dürrüzade Abdullah, milli mücadeleye katılanların vatan haini, eşkıya olduğuna dair bir fetva yayınlattı. Yani insanlar dini konulara biraz daha hassasiyetleri fazla olduğu için bir din adamının bu konudaki söylemi çok önemlidir. Ve işte İstanbul'daki o din adamı Şeyhülislam da milli mücadeleye katılanlar, yani düşmanla mücadele edenler, eşkıya olarak onları tanımlamış. Yani oldukça yanlış aslında. Ama bu din adamı da böyle bir fetva vermiş. Ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı halifelik ordusu anlamına gelen Kuvayi İnzibatiye diye bir ordu oluşturulmuş. Yani dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bu ordu İtilaf Devletleri'yle falan savaşmıyor. Düşmanla savaşmıyor. Bu ordu TBMM'ye karşı mücadele ediyor. Amacı TBMM'yi dağıtmak. Ve şurası da çok ilginç. Kuvayi İnzibatiye ne demekmiş? Halifelik ordusu. Halife ne demekti? İslam dünyasının lideri. Yani yine böyle halkın dini duygularına karşı bir hareket söz konusu. Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye ordusu ile çıkarılan bu isyanlar aynı zamanda İstanbul çevresinde boğazları korumak için de bu ordular orada mücadele etmişler. Evet, geldik şimdi ikinci ayaklanma grubuna. Bu ayaklanmayı da İstanbul hükümetiyle beraber İtilaf Devletleri beraber çıkarmışlar. Yani bu başlıktan şunu anlayabilir miyiz? İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri beraber hareket ediyorlar. Şimdi İtilaf Devletleri'nin derdini anlıyoruz. Ülkeyi işgal ettiler ve TBMM de doğal olarak bu işgallere tepki gösterdi. İşte İtilaf Devletleri bu tepki gösteren kurumu yok etmek isteyecek. Ve amacını gerçekleştirmek için de İstanbul hükümetiyle beraber hareket edecek. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yakalandığı yerde idam edileceğine dair fetvaları uçakla Anadolu'nun her yerine dağıtıyorlar. Yani burada da Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde birbirinden bağımsız isyanlar çıkıyor. Şimdi baktığımızda bu isyanlara genelde şehir isimleriyle anıldığını görürüz. Bolu,
Düzce, Hendek isyanı, Afyon, Çopur Musa isyanı, Yozgat, Çapanoğlu isyanı, Konya, Delibaş Mehmet isyanı, Urfa, Milli Aşireti isyanı gibi hep önlerinde bir şehir ismi var. Evet, geldik üçüncü başlık. Aslında en ilginç olan Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı isyanlar. Şimdi Kuvayi Milliye kuruldu. Düşmanı yavaşlattı, düşmana zarar verdi, milli bilinci uyandırdı. Ancak Kuvayi Milliye'nin dezavantajlı bir yönü vardı eleştirdiğimiz, bölgesel olmasıydı. Bunun yanında başlarında bir komutan yok. İşte Sivas halkı kendi Kuvayi Milliyesini kurmuş ve aralarında bir komutan yok, emir komuta zinciri yok. Herkes kendi kafasına buyruk hareket ediyor. İhtiyaçlarını kendileri karşılıyorlar. Yeri geldiğinde halktan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ve bazı Kuvayi Milliyeciler bir süre sonra eşkıya gibi davranmaya başlıyorlar. Yani halkın gözünde öyle bir izlenim bırakıyorlar. Tabii o tarihlerde Kuvayi Milliye kimi temsil ediyor? Dolaylı yoldan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ediyor. Ve Kuvayi Milliye'nin yaptığı her olumsuz hareket kime yazıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıyor. Yani Kuvayi Milliye eğer güveni zedeleyici bir tavır sergilerse bu daha yeni açılmış çiçeği burnunda bir kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zarar olarak yazacak arkadaşlar. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi bir karar aldı. Dedi ki artık biz bir devlet kurduysak Kuvayi Milliye'yle devam edemeyiz. Kuvayi Milliye'nin yerine daha düzenli, sistemli, profesyonel bir orduya ihtiyacımız var. Ve Büyük Millet Meclisi bir karar aldı. Aldığı bu kararla Kuvayi Milliye'yi kaldırıp yerine düzenli orduyu kurdu. İşte bazı Kuvayi Milliyeciler kendilerini düzenli ordunun içindeki komutanlardan daha büyük görmeye başladılar. Dediler ki biz onların emrine girmeyiz, onlar bizim emrimize girsin. Kimdir bu? Mesela Çerkez Ethem. Yani milli mücadele yıllarında arkadaşlar inanılmaz derecede katkısını gördüğümüz bir kişi. Demirci Mehmet Efe. Ancak bunlar düzenli orduya girmek istemediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan ediyorlar. Çerkez Ethem isyanı bizi çok uğraştıracak. İlerleyen konularda yine değineceğim 3. ünitede. 1. Ünlü Savaşı yıllarına bastırılıyor. Demirci Mehmet Efe o kadar uğraştırmıyor. Demirci Mehmet Efe isyanı kısa sürede kendisi hatasını anlıyor ve kontrol altına alınıyor. Hatta işin şöyle de bir ilginç yanı var. Kuvayi Milliyeciler şu yukarıda gördüğünüz isyanlara karşı ilk mücadele eden grup. Yani bunlarla mücadele etmiş, İstanbul hükümetinin çıkardığı, İstanbul hükümetinin itilaf heyetleriyle çıkardığı isyanlar bunlarla mücadele etmiş ama bir süre sonra kendileri de isyancı konumuna maalesef düşmüşler. Evet, geldik azınlıkların çıkardığı isyanlara. Azınlıkların isyan çıkarması zaten çok anlamlı. Hani şaşırılacak bir durum değil. Hazır diyor bir karışıklık var. Biz de bu fırsattan yararlanalım. Biz de diyor kendi devletimizi kurarım. Kimdir bunlar? Ermeniler ve Rumlar, Yunanlar arkadaşlar. Ancak 3. ünitede konuşacağımız Kurtuluş Savaşı, milli mücadele başarılı olunca onlar da kendiliğinden zaten isyanlar bir saman alevine benzetebiliriz. Bir anda parladılar ve sonra söndüler. Peki Büyük Millet Meclisi ne yaptı? Yani bu kadar isyan çıktı, boş mu durdu? Hayır. Hani İstanbul ne yapıyordu? Şeyhülislam'a bir fetva yayınlatıyordu. Büyük Millet Meclisi de bir din adamı olan Rıfat Börekçi, Ankara müftüsü, onun önderliğinde 153 tane din adamı müftünün katılımıyla karşı bir fetva hazırlanıyor. Yani asıl vatan haini diyorlar, düşmanla işbirliği yapanlardır. Milli mücadeleciler eşkıya değil. Onlar vatan haini değil. Onlar vatanlarını savunan hepsi bir vatanperver şeklinde bir fetva hazırlanıyor ve camilerde halka okunuyor arkadaşlar. Daha meclis açılmadan hemen birkaç hafta önce diyebiliriz Anadolu Ajansı açılıyor. Ve Anadolu Ajansı'yla da amaç şu, ajans haber toplama merkezi demek. Hatta bugün Anadolu Ajansı hala faaliyette. Ailenizle beraber haberleri izlerken haberlerin sağında solunda AA diye logoyu görürsünüz. İşte hemen Büyük Millet Meclisi açılmadan 1-2 hafta önce kuruluyor Anadolu Ajansı. Amaç aynı Sivas Kongresi'nden sonra çıkarılan İrade-i Milliye gazetesi gibi halkın doğru bilgilenmesi. Çünkü o dönemde çok fazla bilgi kirliliği var.
Halkın doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Büyük Millet Meclisi 29 Nisan 1920, yani açıldıktan 6 gün sonra bir kanun çıkarıyor. Hıyaneti Vataniye Kanunu. Nedir bu kanun? Vatana ihanet kanunu. Peki bu kanunla ne amaçlanıyor arkadaşlar? İsyan edenler vatan haini kabul edilip onlar cezalandırılıyor. Peki bir kanun çıkarıldığına göre bu meclisin hangi yetkisini kullandığını gösterir? Yasama, yasa yapma yetkisi. Ve bunun yanında meclis kafasına göre şunu yapmıyor. İsyan edenleri getirin, şu cezayı vereceğiz demiyorlar. Bir kanun kapsamında cezalandırılıyor. Dolayısıyla hukuktan vazgeçmiyoruz. Hukuk devleti olma yolundaki adımdan vazgeçilmiyor. İsyanlar hukuki yollarla durdurulmaya çalışılıyor. Bu kanun kapsamında kanunu incelediğimizde olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlı yani suçlu, isyancı veya isyancı suçlu olma ihtimali olan kişi şüpheli diyelim. Yakalandığı yerde hangi şehirde yakalandıysa oradaki ceza mahkemesine yargılanacak ve o mahkeme karar verecek arkadaşlar. Hani tutup işte Trabzon'da isyan eden bir kişiyi Ankara'ya getirin demiyoruz. Hemen Trabzon'da yargılansın, oradaki mahkeme yargılasın. Eğer bir suçu varsa hemen cezasını keselim diyoruz. Amaç da şu, eğer yargılama hızlanırsa ne olur? Diğer isyan etmeye düşünen, akıllarından öyle bir şey geçen insanlar da derler ki ya bak isyan etmeyelim, hemen yakalıyorlar, hemen bize ceza veriyorlar. Ve böylelikle meclis otoritesini, gücünü daha hızlı hissettirmiş oluyor. Yine bu da çok önemli. Bu kanun kapsamında şöyle bir karar var, şöyle bir madde var. İsyana katılmadığı halde iftira atılanlar, işte Ahmet hiçbir isyana katılmadı. Mehmet dedi ki ben Ahmet'i gördüm, Ahmet isyancı dedi. Ve burada deniyor ki arkadaşlar iftira atan kişi iftira ettiği suçun cezasına çarptırılır deniliyor. Burada da haksız suçlamalar engellenmiş oluyor. Yani senin hiçbir suçun yok. İşte sen Ahmet'sin. Mehmet diyor ki ben diyor Ahmet'i gördüm. O ayaklandı, isyan etti. Burada Ahmet'in suçsuz olduğu anlaşılınca bu suçun cezası neyse bu suçun cezası Mehmet'e veriliyor. Böylelikle insanlar birbirine iftira atamıyorlar sevgili arkadaşlar. Evet, ayaklanmaların sonuçlarını da konuşalım. Ayaklanmaların sonucunda ne oldu? TBMM boş yere parasını harcadı, silah gücünü harcadı. Yani böyle bir ayaklanma çıkmasaydı ne paramız ne silah gücümüz boşa gitmeyecekti. Tabii Yunanlılar hatırlıyorsunuz Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı 19 Mayıs 1919'da. Mustafa Kemal Samsun'a ayak basmadan 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da Yunan İzmir'den girmişti Anadolu'ya. Paris Barış Konferansı'nda İngiltere İzmir'i Yunan'a vermişti değil mi? Ve işte Yunan ilerliyor arkadaşlar Anadolu'ya doğru. Tabii ayaklanma döneminde de bir kargaşa yaşandığı için Yunanlılar daha fazla ilerleme fırsatı bulmuş oluyorlar. Bu da neye sebep olur? Bir sonraki ünitede sizlerle konuşacağımız Kurtuluş Savaşı'nın gecikmesine sebep olur. Yani düşünün, Yunan şu bölgeyi işgal etti. Ama şu an ayaklanmadan yararlandı. Burayı da işgal etti. Biz bu savaşta Yunan'ı püskürtmeye buradan başlayacağız. Ama eğer Yunan bu kadar ilerlemeseydi püskürtmeye buradan başlayacaktık ve Anadolu daha hızlı bir şekilde temizlenecekti. Tabii en nihayetinde TBMM bu bütün isyanları bastırıyor. Daha çiçeği burnunda yeni kurulmuş bir meclis böyle bir kargaşa ortamının altından kalkıyor. Bu da halkın nazarında, halkın gözünde TBMM'nin saygınlığını, otoritesini, gücünü artırıyor sevgili arkadaşlar. Evet, dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.